Evet, şemayı alayım. Tabii, al buyur. Nerede? Bunu sen mi alacaksın? Saçmalama, bütün evi mi karıştıracağım? Defne, yapma. Merak ettiğini biliyorum, rahatına bak, buyur. Ne alakası var ya? Mecburen bakacağım, şema yani. Nereden buldun bu evi? Eskisine ne oldu? Sattım. Giderken işte biliyorsun. İlla söylemeyeceksin yani, ben bulacağım. Böyle daha zevkli. İyi, tamam, peki. Yalnız olacaklardan ben sorumlu değilim. Olacaklar derken? Nerede? Burada mı? Bakacağım canım. Benim ne işim var mı senin yatak odanda? Belki buradadır canım. Yani senin şema. Olabilir mi? Bütün evi ben mi arayacağım? Söyle işte. Hiç hatırlamıyorum ki. Ne oldu? Bulabildin mi bari kayda değer bir şey? Yok. Ne bulacağım? Şema bakıyorum zaten. Ne bileyim canım. Öyle rafları falan karıştırasın varsa ben gideyim, yalnız bırakayım seni. Rahat rahat bak. Ben niye senin raflarına bakayım? Hayret bir şey. Boş boş konuşuyorsun. Sanki onun için geldim buraya. Bakmak istediğin şeyler varsa diye söylüyorum. Tişörtlerim falan. Efendim? Yani? Bana ne canım, senin gömleğinden, tişörtünden deli midir nedir ya? Hayret bir şey. Nerede şu Şema? Yeni çalışma odam burası mı? Güzelmiş. Her şeyi yenilemişsin. Takılıp kaldıklarım da var. Eskilerden yani. Çok güzel olmuş bunlar. Teşekkür ederim. Peki bu? Bunun biraz daha işi var. Neden yarım? Yarım kaldığım bir döneme denk gelmiş demek ki. Sen denemek ister misin? Ben mi? Ben mi bitireyim? Neden olmasın? Yok canım, sonuçta o senin tablon yani. Ben bir şey yapayım. Ama yani sanki biraz da bir şey... Şuraya böyle bir... Güzel oldu. Tamamlandı sanki. Altına imzan atmak ister misin? Yok canım, sonuçta senin resmin, sen başladın. Sen de devam ettin. İkimizin sayılır. Thank you.
Efendim? Çok güzel. Çok güzel oldu. Şema. Peki. Teşekkür ederim. O zaman ben gideyim. İyi günler. Bir şeyler içseydin? Yok. İçmeyeyim, gideceğim. Israr etsem? Etme. Kahve makinen yok. Evet, yok. Olamıyor da bir türlü. Ama sen kahvesiz duramazsın ki, çıldırıyorsundur. Sorma. Ay Şükrü abiye yazık. Sen şimdi kahve içmiyorsun ya, huysuz huysuz dolanıyorsundur. Kıyamam. Peki ne yapıyorsun yani, kahvaltı falan yapıyorsundur herhalde. Yiyorsun değil mi bir şeyler? Niye böyle? Neden boş dolan? Öyle. Nasıl yani, bir şey yemiyor musun? Mutlu muyum sanıyorsun Defne? Sence çok mu yolunda her şey? Ama yani olmaz ki, sen sağlıklı beslenen insansın. Sağlığına dikkat edersin. Böyle yemeden aç aç. Oluyor öyle işte bazen. Boş ver. Ben gideyim artık. Defne. Biraz daha kalsaydım. İyi günler. Seda Hanım, ya anneniz bunu size göndermişti de ben vermeyi unuttum ya. Buyurun. Hay aksilik. İyi, tamam. Aytekin. Ben çıkıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah Allah. Ne ki bu? Bana da gelmemiş. Paketlemişler. Anne bu ne? Gör diye gönderdim. Bak merak senden neler oluyormuş. Anne Lara yanında mı şu an? Duymuyor duymuyor, merak etme, içeride oynuyor. İyi bari. Salaksın sen. Bugün başlamadı ya bu ilişki. Demek gözüne gözünü aldatıyormuş. Ondan acele etmiş boşanmakta. Sen daha çalış. Gece gündüz çalış. Başka bir af etme. Böyle boynuzu yersin işte. Aferin. Sen böyle dato kafa dato mermer devam et. Ben bugün varım yarın yokum. Bu çocuk da büyüyecek, alacak başını gidecek. Ondan sonra ha, kalacağım bir başına deli kadın gibi. Şirketinde yaşarsın artık. Anne tamam, ben lirayı almaya gidiyorum. Hiç gelme. Çocuk da mutsuz, yorgun anasını görmesin şimdi. Otur ağla derdine ya. Varsa arkadaşın çık dışarı. Ama yok, o da yok ki. Tamam ben o zaman bir hava alayım. Sabah alırım lirayı. Çocuğum, halasının kuzusu. Aferin, hep böyle uslu ol, tamam mı? Sakın gürültü yapma.
Bak halanın çok gizli bir işi var şimdi. Onu halledeyim, ne olur sessiz ol, olur mu? Affen, hep böyle sessiz ol. Geleceğim şimdi, bekle. Manyak mısın be? Niye sinsi sinsi geliyorsun? Sen ne yapıyorsun bu saatte? Şeye bakıyordum ya öyle. Dolaba. Ay ben de bakayım ya. Var ya içim ezildi ha. İki saattir emziriyorum. Ne vitamin kaldı, ne bünyem kurudu ya. Kız sen akşam alışveriş yapmıştın. Ne aldın? Yok yok. Ben bir şey almadım. Defne, ben seni elinde poşette gelirken gördüm ya canım. Ha. Şey ya, ıvır zıvır böyle domates, işte zeytin, peynir bir şeyler. Bak ben sana bir tost yapacağım var ya. Vallahi mı? Tabii tabii. Geç tatlım geç, sen şöyle otur. Geç bak ben sana ne güzel tost yapacağım şimdi. Hadi. Heh. Hadi bakalım bay bay. İyi geceler. Tumbanı da doldurdun. Hadi sen artık yat kuşum. Hadi canım dinlen. Hadi sen de geç kalma. Tamam şey ben şimdi. Tabii sen bırak. Oo, bırak. Ben buraları şimdi hallederim. Tabii. Tamam ben hallettim. Hadi sağ ol. Afiş. Hadi bak. Dur bir dakika. Ne yapıyorum ben ya? Hemen yani. Allah Allah. Bana ne? Bana ne oluyor? Yemezse yemesin. Yok ya yazık. Yesin. Yesin zaten süzülmüş. Evet yapayım ben. Yapayım yani ne olacak ki? En kötü kendim yerim tabii. Yalan konuşma kızım bari kendine dürüst ol. Yapmayacağım yapmıyorum Allah Allah yapmıyorum. Ha yok bir de kendi elimle artık pes. Efendim Derya. Tamam. Tamam ben konuşurum Seda Hanım'la. Tamam. Oo, Sinan Bey. Nasılsınız bakalım? Niye aradınız bu gıcık hanımefendiyi siz akşam akşam? Seda Hanım... İyi misiniz? Çok iyi. De sizin kadar iyi olmuyor tabii. O ayrı bir seviye. Siz yalnız mısınız? Yalnızım. Çok yalnızım. Anladım. Yanınızda kimse yok ve anladığım kadarıyla da alkollüsünüz. Yok yanımda biri evet. Yani. Kimse benim yanımda olmak istemiyor. Evlenmekle meşguller onlar. Ben de boynuzlarımla osurdum. İçiyorum. Diyorum ki ben bunlara isim takayım. Bir tanesinin adı Mahmut olsun. Öbürünün adı ne olsun Sinan Bey? Siz söyleyin bana ne olsun? Seda Hanım eğer mümkünse telefonu yanınızdaki birine verebilir misiniz? Al. Seni istiyorum. Zaten beni kim istesek. Alo. Merhabalar. Orası neresi? Yani şey, konum olarak. Etiler'den çıkın. Zugstaven sokağındayız. Tamam, anladım.
Ya sizden bir şey rica etsem. Ben gelene kadar hanımefendiye göz kulak olur musunuz? Tabii tabii. Merak etmeyin. Teşekkürler. İyi akşamlar. Haydi bakalım. Ay tatlım. Bak aklıma gelmişken sen bence var ya o Esra çirosunu bırak. Ay onun arkadaş mı arkadaş olmaz zaten. Çok fena biri. İyi, bir de hasret. Ölüyor kıskançlıktan. Ay hayatım ben bir şey diyeyim mi? Kız şimdiye kadar var senin arkandan. Cayır cayır nasıl konuştu anlatamam sana. Ay sahi mi? Ay sahi hayatım sahi. Dur ha çek onu. Kız pozunu değiştirme. Ay değiştiriyor bir de. Ha bacağını göster ha indir. Kız ay senin bacakların yağlanmış. Benim mi? Ay yok benim hayatım. Ay şimdiye kadar kaç kere çektim seni bilmez miyim? Hayat bu bacak o bacak değil. Ay ben ağlarım ama ya bak şimdi. Ay dur şöyle çekil. Hayatım şimdi ağlayamazsın sonra ağla. Ay göz altların olmuş sana kara delik. Sonra ağlarsın. Hadi at bakayım bacağını at. Ya Koray neler diyorsun sen? Ay hayatım. Ah ay düşüyordum. Ben dedim tatlım. Öyle başkaları gibi tek ayağımın üstünde 40 tane yalan söyleyemem vallahi kusura bakma. Hem ben Esra'yı da çektim. Ay gördüğüm her şeyi söyledim Esra'ya. Kız, ay Esra'dan bahsetmişken kız içi böyle fesat mesat ama bence senden daha güzel. Yani yalan değil. Nasıl ya? Tatlım, bak bir kere senden daha genç. Seni zaten kalmış şu sektörde en fazla 6 ayın. Ondan sonra ver elini Ortaköy. Ay takım tasarlarsa artık ne yaparsam. Ay oyunculuk kabiliyetinde yoksun, oyuncu olamazsın. Hadi bacağını alayım. Aa yeter ama Koray artık. Gidiyorum ben. Aa kız. Ay nereye gidiyorsun? Gidemezsin. Ay daha çekim bitmedi. Ay aşkım, Sofia Loren'im, Anna Karenina'm. Kız gel buraya, sonra depresyona girersin. Daha çekeceğim çok şey vardı. Ay Allah ben niye böyleyim tutamıyorum hiçbir şeyi. Kötü de bir şey söylemiyorum. Ay bu da bana yakışır vallahi siyahlarda. Ay. Ay başım tuttu. Ay çok yorulmuşum. Ay. Temizlik yaptır. Perdeleri yıkattır. Onları ütülettir. Ay mahvoldum yorgunluktan. Ay çok yoruldum. Oh. Kız Mine bana bak. Sence bizim bu Defne güzel bir kız mı? Ha? Yani mesela sen benim yeğenim olsan beğenir misin, aşık olur musun ona? Ya da şöyle, sen Defne olsan benim yeğenime aşık olur musun? Hı? Kız bir cevap ver! Ay, ben anlamadım ki hiçbir şey ben. Üf, ama dur, ben şu resmi Famicom'a göndereyim. Neden? Sevgilimi oldular yoksa... Densiz! Bir merak, bir merak. Sana ne kızım? Ay, çok sıkıldım senden de. Ay, ay korişim de meşgul, işi var. Ay, kendime yeni arkadaşlar satın almam lazım. Bir şey de bilmez. Thank you.
Single mi olsun yine? Single olsun. Hatta buzda tek başına olsun. Çünkü bana bu yakışır. Bir tane içkim vardı. O da fazla geldi değil mi? Evet, biraz fazla gelmiş galiba. Sinan Bey. Sinan Bey, siz burada ne yapıyorsunuz gece gece? Hakikaten... Ay, bende hat koptu. Siz ne yapıyorsunuz burada? Biz tesadüfen karşılaştık. Bilakis ben size yardım etmeye geldim. Ayo. Yo, siz bana yardımcı olmayın. Siz... Şurada güzel bir hanım var. Siz onu düşün. Pardon. Çünkü ben huysuzum. Çünkü ben huysuzum. Kimse beni sevmiyor. Seda Hanım. Ha. Hadi. Hı. Gidelim artık. Burada benim. Tamam, gerek yok, ben hallederim. Ne? Seda Hanım, gerek yok ben. Seda Hanım, tamam lütfen, ben hallederim, tamam lütfen. Bir dakika, siz bana acımayın. Acımayın. Yani ben bugüne kadar ne yaptıysam bedelimi kendim ödedim. Ben zaten yük taşımaya gelmişim bu hayatta. Tamam, yarın taşırsınız. Bugünlük bana dayanan. Yeter değil mi? Yok. Yok. Hayır, ben borçlarımı öderim. Ödersiniz. Bunu da öderim. Bunu da ödersiniz. Yani. Ödersiniz. Bunu da öderim. Hadi buyurun. Hadi. Bunu da öderim. Niye? Çünkü Lannister'lar borçlarını daima öder. Tabii ki olan her zaman Stark'ları olur. Buyurun. Buyurun. Buyurun sevgili Lannister. Geçelim. Seda Hanım. Seda Hanım, kim? Evet. Nereden gidiyoruz? Sinan Bey, orada çıkış yazıyor kocaman. Siz de yani. Ben sizin evi kastetmiştim ama. Yani ben şimdi anlatırım da kime göre neye göre anlatayım. Nasıl? Şimdi şirketten çıkıp okula doğru giderken ilk sapaktan sola dönüyorduk. Yok yok, sağa dönüyorduk. Annemden gelirken Çamlı geçince yanında mezarlık. Yok, o da daha evinin yoluydu. Yok, Sinan Bey, ben şu an çıkaramayacağım. Ne yapalım peki? Aytekin'i mi arasan? Deyin ki bu sefil buralarda kaldı. Hak ettim ben bunu. Hak ettim. Hep iş, hep Lara. Ya Lara. Ay anne. Ya o bunları hak etmiyor ki ya. Of. Boşanmış hali çocuğu olacak ya. Ah annem ya. Ah annem. Anlaşıldı. Yana gidiyoruz. Hı. Artık sabah ola hayrola. Ceketinize her şey. Seda Hanım. Seda Hanım.
Defne. Ay. Ay anneanne sıraya girdiniz hepiniz. Beni mi gözetliyorsunuz ya? Allah Allah. Aa. Ne oldu? Niye gerildin? Gizli bir şey mi var? Ne yapıyorsun kız? Bir şey değil. Babası sarması. İyi. Bir senedir yapmıyordun. Nereden esti? Kime? İş yerindekilere. Öyle geçen konusu açıldı. Bir şey oldu. Dedim ben çok iyi yaparım. Öyle deyince kıyamadım da tabii. Dedim bir yapayım madem sevabına. İyi, iyi aferin. Yalnız sonra tencereyi getirmeyi unutma ama. Olur. Kız ne var tencerede? Güzel tencere. Aa fazla sarma. Bize mi? Ah yani. Şaba. Hayır iş yerindekilere. Kız bir tane ver. Çok. Oha oha. Oha çüş. Bir tencereyi yeseydin. Ne yapayım kızım? Anne olmak süt vermek kolay bir şey değil. Allah. Ay. Fazla sarmasın o. Alırım bir daha. Ya aman al. Alırım alırım. Almazsan eksik kalırsın zaten. Ay tamam hadi yeter. Ağzını bulamadı. Ay, ay. Ben geç kaldım gidiyorum ya. İso bekliyor zaten. Çekil şuradan. Aa. Çekil çekil çekil. Azıcık bıraksın. Çekil. Ya bu çekilin diye geç sen. Hadi sürüsün. Ben de bir şey söyleyeceğim. Aslan. İso. Oğlum evde bir dünya tadilat var. Banyo musluğu akıtıyor, ocak tutukluk yapıyor. Sen sağ ellisindir. Bizim Serdar yapamıyor. Ya ne olur bir ara bir uğrayıver ha. Tamam Türkan Hanım teyze sen alt alta listele. Ben öğle tatilinde gelir yaparım hepsini. Can oğlum benim her eve lazım. Bu ne? Ay olay oldu ya. Ya koz sarması. İş yerindekilere yapmış benim güzel kızım. Biliyorsun ne hayırseverdir o. Ne yüce gönüllüdür, ne bol gönüllüdür. Öyledir muhakkak. Hadi anneanne geç kaldım artık ya. Bir vedalaşın. Hadi hayırlı işler hadi. Hadi görüşürüz. İso vallahi geç kaldım. Hadi depar ya depar. Vallahi geç kaldım ya. Ne? İnsanların bağımlı oldukları nereden anlaştır biliyor musun Defo? Ne diyorsun be? Yalan söylemelerinden Defo. Yalan söylemelerinden. Her gece içki içen bir adam karısına ben içmedim diyorsa alkoliktir. Bağımlıdır yani. Anlamadım ben kime yalan söyledim ya? Bana, bize, ailene, herkese yalan söylüyorsun. Basmaya Ömer'e yapmışsın işte. Hani düşmeyecektin o kuyulara? Hani bitmişti. Ne oldu? Bununla ilgili konuşmak istemiyorum. Benim kararım. Vay. Beni bağlar diyorsun yani. Aynen öyle diyorum. Eyvallah. Aman iyi tamam be. Üzülürsen bir şey olursa da gelip senin omzunda ağlamam olur biter. Nedir bu kadar? Salak salak konuşma Defol. Salak salak konuşma. Tabii ki benim omzumda ağlayacaksın. Bu gidişle de yakındır. Vallahi bir gün balyozu böyle dalı vereceğim o olacak. Allah'ım ya.
Günaydın. Kahve? Ya ben... Biz... Hey! Saat kaç? Benim Lara'ya kahvaltı hazırlamam lazım. Yumurta var mı? Ne? Lara'ya kahvaltı hazırlamam lazım. Ondan sonra da annemden alıp okula götüreceğim. Bir dakika. Anneniz halletsin. Hayır. Benim yapmam lazım. Benim işim. Yumurta. Ha. Yumurta. Tava. Tava. Bırak. Şimdi bana tereyağı bir de karışımı çık kap lazım. Kap orada, tereyağı da. Buyurun. Bir ben varım anlatmaya. İçimden geçeni aslında. Meyve suyu? Bende. Tabak sıcak mı? Yok yok, tuttum tamam. Telefonum? Aldım aldım. Hadi çabuk. Ya biz dün gece... Yani... Bir şey oldu mu? Bir şey olmadı Seda Hanım. Sarhoştunuz. Buraya geldik, uyudunuz. Çıkalım mı artık? Geç kalıyoruz. Albert'in günaydın. Günaydın Pamir Bey. Ne kokuyor burada? Ay. Yemek yapmıştım da ben pazı sarması o kokuyor ama ben şimdi onu hemen çıkarayım. Kokusu gider şimdi. Sen kendin mi yaptın? Evet. Hani fena değilimdir. Öyle diyorsan iyisindir. Yani kendi çapımda. Gerçi bir yerinin böyle bir aklı bir gidiyor da. Kendimce yani. Bakalım benimki nerelere gidecek. Efendim? Yani ikram edeceksin herhalde. Ha, ay çok pardon ya. Bana da bak, reklam promosyon. Tabii ben ikram etmez miyim? Tabii şuradan. Siz de şöyle. Tamam. Bu böyle olma. Ben tabak şey yapayım. O zaman daha iyi olacak. Ben tabak isteyeyim. Olur olur. Alo Aytekin, ya bize bir tabak gönderir misin? Evet, Sirtaki. Ya Aytekin, ne güzel şakalar yapıyorsun ya sabah sabah. Ne kadar zeki, evet. Evet Aytekin, tamam. Bekliyorum. Şimdi geliyor. Ah.
Ömer Bey. Efendim ne olur kusura bakmayın. Yani ben de nasıl oldu anlayamadım. Defne o kadar ısrar edince vermek zorunda kaldım anahtarı. Bilirsiniz Defne'ye hayır demek ne kadar zor. Bir şekilde insanı ikna ediyor işte. Bilmez miyim? Ama bugün hemen alacağım zaten anahtarı yani. Merak etmeyin. Tamam sorun yok. Bıraktı zaten anahtarı. Tamam efendim teşekkür ederim. Ömer Bey kusura bakmayın bir daha böyle bir şey olmayacak. Söz veriyorum. Sen yine de söz verme de. Tanıyoruz ikimiz de Defne'yi. Ne yapar eder bir şekilde ikna eder. Haklısınız. Dikkat edeceğim efendim. Tamam Şükrü sağ ol. Arabada yemek yemek yasaktı anne. O sizin araba için geçerli. Benim arabada her şey serbest. Yalnız biraz döktüm özür dilerim. Hiç önemli değil. Yıkatırız geçer. Tamam. Hadi anneciğim. Vera, gel bir öpeyim. Oh, iyi dersler. Teşekkürler. Sinan amca, biliyor musun Maviş bu sabah kalkamadı. Kahvaltısını da etmedi. Akşam erken yatmadı herhalde. Sabah baktım suyun üzerinde uyuyordu. Maviş kim? Balığım. Anneanneme giderken onu da götürmüştüm. Ha, Maviş balık ve suyun üstünde uyuyordu, öyle mi? Hı hı. Kesin uyuyordur. Merak etme uyandığı zaman kahvaltısını yapar. Zaten ben yemeğini bıraktım yanına. Aferin sana bak. Ne kadar şanslı balıkmış balıktı balık. Hadi geç kalıyoruz. Hadi. Hoş. Hay be. Bir gecede çoluklu çocuklu aile babası oldum ha. Hadi gitmiyor muyuz? Ha, evet. Ya bu arada... çok teşekkür ederim. Akşam için, sabah için de. İşte bir sürü şey için. Yok canım, sorun değil. Yani olur böyle şeyler. Yok, bana pek olmaz aslında. Evet, biraz özel bir zamandı galiba. Akşam anlattım. Nasıl ya? Her şeyi mi anlattın? Yani işte, düğün. Davetiyeler falan filan. Ha, onları. Tamam. Başka şeyler de mi var? Yok, yok canım. Daha ne olsun? Bir şey daha. Hiç bir şey olmadı değil mi? Yani gece bir yakınlaşma filan da. Madem ben de itiraf edeyim o zaman. Çok sarhoştum ve böyle deli gibi öptüm falan. Ondan üstüme alınmadım hani sarhoştum diye. Gerçekten mi? Şaka yapıyorum. Hadi gitmiyor muyuz? Çok komik. Şükrü abi. Defne. Bak çağırdın geldim ama ne olur konuşmayalım artık. Niye ya? Hep ben zararlı çıkıyorum yani mahcup oluyorum Ömer Bey'e karşı. Yok öyle bir şey değil Şükrü abi. Bak fazı sarması yaptım. Bunu Ömer Bey'e götüreyiz. Sen bunu Ömer Bey için mi yaptın? Hı hı. Ha insanlık namına ama yani. Yalnız sakın benim olduğumu söyleme tamam mı? Hayda. Olmaz Şükrü abi. Söyleme sakın. Defne bak yalan söyleyemem artık. Sürekli kandırıyorsun beni farkında mısın? Bak aramız bozulacak söyleyeyim yani. Şükrü abi adam yemek yemiyor diyorum. Buzdolabı bomboş. Doğru ben de fark ettim. Yani öyle bana artık eskisi gibi alışveriş listesi de vermiyor. Öyle gün içinde de pek bir şey yediğine rastlamıyorum. Heh, işte ben de onu diyorum. Aç mı kalsın adam? Sağlığından mı olsun? Yok canım, Allah korusun. Doğru söylüyorsun, verme hadi. İşte sen artık seviyorsun diye aldım de, ne bileyim hanım sen seviyorsun diye yaptı de bir şey de. Ama sakın benim olduğumu söyleme tamam mı? Peki Defne, peki. Ona da peki. Sağ ol Şükrü abi.
Ömer Bey, lütfen efendim. Şükrü, diyemem. Yani düşünmüşsün, hanımının da ellerine sağlık, sağ. Ama çok özendi Ömer Bey. Yani siz seviyorsunuz diye özellikle pazı sarması yaptı. En azından bir tadına baksanız efendim. Anlıyorum Şükrü ama hakikaten canım istemiyor. Tamam, sağ. Ama kahvaltı da etmediniz Ömer Bey. Böyle yemeden olmaz ki. Oluyor bazen Şükrü, oluyor. İştahım yok diyorum. Şu konuyu artık uzatmasak mı? Ömer Bey, efendim bunu Defne yapmış efendim. He? Evet efendim, Defne yapmış. Yani söyleme dedi ama söyleyiverdim işte. Ha. Tabii bir tadına bakalım o zaman değil mi? Seni de kırmayalım sabah sabah. Ömer Bey, efendim gene de bildiğinizi belli etmezseniz çok sevinirim. Ben de Şükrü, ben de. Merak etme. Afiyet olsun efendim. Sağ ol Şükrücüğüm, sağ ol. Önce bir telefon açın, stokları kontrol edin. Ondan sonra haber verelim müşteriye, olur mu? Yani bir öğrenelim ürün gelmiş mi, gelmemiş mi? Öyle hemen yok demeyin Seme gibi. İki gün sonra gelecek deyin, bir şey deyin. Anladık mı? Tamam Defne Hanım. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, biz diğer stoklara da bir bakalım. Ne durumdayız? Pardon. Defne Hanım, konuşabilir miyiz? Şu an çok meşgulüm Ömer Bey. Sonra konuşsak. Tabii, olur. Böyle olsun. Şunlar zaten tedarik aşamasında. Hı? Siparişleri diyorum. Tamam, tamam. Ya aslında fen bilimlerine ilgisi olmasa da olur yani. Ya değil mi? Bence de. Yani bu onun başarısız olduğu anlamına gelmez ki. Lara'nın başka ilgi alanları da var. Tabii canım. Ben o zaman... Ben de. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Sinan Bey, günaydın. Buenos días. Buenos días. Seda Hanım. Aytekin, hemen üstü mavi çizgili balık bulmamız lazım. Bir de 3 gün önce istediğim fizibilite raporları hala gelmemiş, ilgilen. Saat 2'deki toplantım da iptal ama en önemlisi balık. En önemlisi balık. Tamam. Günaydın. Buenos días, pasiones. Eski bir sevdadan kurtulmuşum. Artık bütün kadınlar güzel. Gönlüm yeni, yıkanmışım, tıraş olmuşum, sulh olmuş. Bahar gelmiş, güneş açmış, sokağa çıkmışım, insanlar rahat, ben de rahatım. Usta, yarın gidip çalsana kızın kapısını. Git çal kapısını, de ki gel dışarı çıkalım bir yerde bir muhallebi yiyelim de. Ondan sonra söyle, anlat. Bak böyle böyle böyleyken artık böyle böyle oldum ben de.
Söyle bunları be ya. Olur mu ki usta? İyi, olmaz mı? Olmaz. Yani ya rahatsız etmiş olursam? Durmak lazım. Hoş duramıyorum da. Böyle içim sıkılıyor usta, sıkılıyor. Durduğum yerde kaynıyorum ha. Peki ya zaman da bize bırakıyorsa ne olacak yavrum? Öyle yanımızdan geçip giderse diyorsun. Böyle yanımızdan gelip geçerse giderse... Ah bir el sallayamadık. Dur dur bak ben buradayım. Bir dakika bekle bir deneyelim diyemeden... ziyan edersen o gelecekteki güzel günlerin olacak peki. Tamam 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 hadi. Hadi sen çık biraz hava al kafanı toparlarsın. İyi madem ben biraz hava alayım usta. Türkan teyze bir şeyler istediydi. Tamirat işleri. Onları halledeyim. Biraz kafam dağılır. Çok da oyalanmam. Bir saate buradayım. Tamam ya. Tamir çantası tabii. Söndürdün. Anlamadım. Ne yaptım ben şimdi? Ay, IQ'su düşük. Ofis çalışanı seni. Hadi git. İşim gücüm var. Ay. Patron içem. Ne? Ne var? Ay. Düğmen kopmuş şekerim. Ay hem de üst düğme. Vahşice nasıl açıldıysa demek ki. Resmen gıybet. Ay bombahaber.com. Magazin forever. Yok canım. Yes canım. Ay kız. Bu dün giydiğin kıyafet değil miydi ha? Ay böyle akşam düğmeler kopmalar. Dünkü kıyafetleri yeniden giymeler. Aa böyle saçlarda falan böyle kirlenmeler, bozulmalar. Kız. İnsan bir duş alır adamın evinde. Bu da... Kuray ne diyorsun? Gözlerde bir utanma. Ay ben böyle ne halt ettim. Acaba bu ilişki nereye gidecek? Arayacak mı, aramayacak mı gerginliği? Ay böyle geceyi tekrardan ayrıntılı bir şekilde düşünmeler, ipucu aramalar falan filan. Kuray tamam yeter. Yetmez hayatım. Anlatacaksın bana. Kuray burası bir iş yeri ve ben iş yerinde... Sen beni tanımadın galiba. Ben Koray Sargın'ım. Ben nereye gidersem orayı kendime benzetirim. Duydun mu? Ay şu anda gıybet yapacağız. Ve şu düğme konusunu halletmeden de bu odadan çıkmayacağız. Hadi hayatım anlat. Dinliyorum seni Sedoş'um. Anlatmazsam? Bana bak ağlarım. Tipine tipine ağlarım. Dramalar çıkarıp seni rezil kepaz ederim. Duydun mu kız? Patron sıfatını var ya elinden alırım. Ay ondan sonra keşke kureşin suyuna gitseydim falan dersin. Hadi tatlım anlat bana. Pamir yardım et. Ay Sedoş'um o kadar sıkıldım ki yani. Tutuyor beni sabahtan yok düğmem şöyle yok düğmem böyle. Ay sıkıldım ben senden. Bu da. Ay Pamirikon hayatım nasılsın? Anlat hayatım bana. Nasıl gidiyor hayat? Pasyonist seni istiyor Koray. Ben de tabii ki olmaz dedim. Ne? Ciddi misin? Ay dur. Niye öyle şeyler söyledin? Ay hayatım belki kabul edeceğim. Ay dur dur. Ben varım. Ay Ömür, Sinoş, Kepçe. Ay nereden gidiyordu buraya Allah'ım? Pamir, ciddi misin? Hayır tabii. Yardım istedin, yardım ettim. Nedir durum? Çekil şuradan saçaklı. Hayatım onları düzgün taşı senden değerli onlar. Kız! Çarpık yürüme. Songül müsün nesin? Pelin. Yakışmıyor hayatım. Songül diyeceğim sana. Koray Bey. Ay ne oluyor? Hayatım. O senin sefil hayatında asla olmayacak şeyler oluyor. İyi çirkin ağzı çarpık. Hadi. Ay. Hayatım. Gömlek çok yakışmış da içinde sen olmamışsın. Gusto biraz, gusto. Ay, hadi bana kahve falan getir. Ömüş'le çok önemli bir görüşme yapacağım. Kahve ve Ömüş. Thank you.
Ömer, yeni ayakkabı geldi. Ne iş? Kim yok, geldi oturdu öyle. Çıkıyorum ben zaten. Nereye? İşim var, güzel bir iş. Konuşuruz sonra. Koray. Tatlım, çalışma şartlarımı açıklıyorum. En az bunun kadar büyük bir oda istiyorum. Ayrıca günde 3 öğün et yerim. Ay, vitaminlerimi tabii ki önemli. Ayrıca her öğünden sonra mutlaka tatlı istiyorum. Günde bir künefe kafidir benim için. Ah, bir de gardırop hayatım. Odam da istiyorum. Çünkü böyle gün içinde 3 kere 5 kere falan kostüm değiştiririm ben. Bir de kampanya gelince... Koray, bir dakika. Ne diyor, ne iş artı ya? Hiç kusura bakma tatlım. Bu sefer ucunu kapatamazsınız. Her şeyin bir bedeli olduğu gibi benim bir bedelim var elbet. Olmaz yani. Ya Koray, neyin bedeli be? Ya bana ne demek istediğini bir tek seferde anlatır mısın ha, derdini? Hadi. Bunlar sizinle çalışma şartlarım. Yine bir üstünden geçeyim. Eksik noksan olursa hayatım, ek madde olarak sözleşmemi de gönderirim size. Koray, yalnız biz seninle çalışma talebinde bulunmadık. İstemiyoruz yani. Ha? Ay, dur. Nasıl yani? Koray, biz böyle gayet iyiyiz. Sen de orada iyisin. Yok yani öyle bir şey. Koray, Koray, ne olursun başlama. Ne olur. Ay, kalp mi kırdın pis kemçi? Ay, insan mısın sen ha? İnsan mısın? Ay, kardeş kardeşi bunu yapar mı? Ay, şu anda çok böyle mahcup oldum. Yeri dibindeyim. Ay, utanıyorum şu anda. Koray, abartma. Yabancı yok. Biz bizeyiz. Bundan sonra benim için sen bir yabancısın. Duydun mu beni? Senin ilişkimi tekrardan gözden geçirmeye gidiyorum. Çekil şurada pis kemçi. Alo Sabo, ne haber? Evet evet, döndüm, İstanbul'dayım. Ya ne diyeceğim? Bana bir kitap lazım, hediye edeceğim de. Proust, Albert'in kayıp ilk baskısı. Biliyorum, biliyorum, zor. Zor ama bulmam lazım. Nerede bulurum? Kimde? Evet. Tamam, süper, sağ ol. Sağ ol, görüşürüz. Esso, bak evladım, bak bu ocağın küçüğü yanmıyor. Yani helak oldum böyle kahvenin köpüğüne yetişeceğim diye. Böyle birdenbire har deyince dökülüp saçılıyor. Hallederiz, kolay iş. Ay, ama baksana şuraya ya, sana da ayıp oldu. Çok kirliymiş burası. Yok artık Türkan teyzem. Ben şu küçüğün icabına bakayım. Ondan sonra şöyle taşırmadan bir köpüklü güzel kahveni içerim. Olur mu? Aa, tabii, ne demek oğlum. Yalnız bu iş bittikten sonra bir de şu ampulü değiştirirsin. Bir de şu dolabın kapağı. Bak, bunu tamir edersin. Sonra istediğin kahve olsun. Aa. Aa, Minü. Ha Minü, ne yaptın? Yaptın mı reçeli? Ne? Tüh, kız reçelin dibi tutar mı? Ya önce onu kaynatacaksın, sonra güneşe bırakacaksın. Rengini öyle alacak. Tamam, tamam, tamam. Geliyorum hemen. Aman yarabbim. İso evladım, ben bir komşuya bir koşu gidip geleceğim. Reçelin altı yanmış da. Ziyan olmasın kadının şimdi. Reçeli, meyvesi, şekeri. Tamam, tamam, sen git. Ben merak etme, buradayım zaten. Ayşegül, Ayşegül, bir gelip bebeğe baksan ya, ben bir koşu komşuya kadar gidip geleceğim. Hadi. Geliyorum hemen. Yaşa. İso, sen şeyi merak etme, bebeği merak etme. Ayşegül şimdi geliyor, o bakar. Tamam, ben. Böyle bir hareket ettim ya, sıcak bastı herhalde ya. Aa, yağlı yemeyin evladım. Aa, bu yaşta daha çok gençsin. Ne yorulması, ne sıcak basması. Ya işte bekarlık bizimkisi be Türkan teyzem. Öyle, ne yapalım? Dışarıda ne bulsak onu yiyoruz. Yabancısısın sanki evin. Gel burada yemeğini ye, bahaneye bak.
Ah, ne iyi ettin de yetiştin. Bebeğin fazla bir işi yok. Mama karnı tok. Ağlarsa bakarsın, uyuyor zaten şimdi. Tamam tamam, sen telaşlama, ben bakarım. Haydi, ben gittim. Nasılsınız? İyi değilim, iyi olsun. Sizi sormalı. İyi, biz de. Öyle. İş güç işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Ya bu Türkan teyzenin tamir edilecek şeyleri vardı da onları yapmam için çağırdı. Sonra da bir köpüklü kahve yapacaktı ama. Türk kahvesi? Hı. Ne var canım onda, ben yaparım size. Tamam. Ben işime döneyim o zaman. Ay, uyandın mı canım sen? Ha, uyandın mı? Gül bakayım teyzene yandan yanda. Ay, düğme burnu mu varmış bunun? Gamzesi mi varmış? Canım benim. Gel. Gel şimdi. Vardı da 4 gün önce sattım. Kime? Yani belki ondan alırım, ne bileyim. O zor işte. Burada koleksiyoner bir abi var. Huysuzun teki. Kendisi istemişti. Aradık taradık, 3 ay sonra Ankara'da bir yerde bulup getirdik. Hayatta vermez şimdi. İlyas Bey birazdan gelecek. Tamam, teşekkürler. İlyas Bey, merhaba. Ömer İplikçi ben. Bir kitap için rahatsız ediyorum sizi yani. Saatlerdir sahafta geziyorum. Sizi yönlendirdiler. Albert'in Kayıp ilk baskısı. Prost. Anlar mısınız siz Prost'tan? Anlamaya çalışıyorum diyelim. Kusura bakmayın ama ben bugünkü nesle bir türlü ısınamadım. Hep kolayın peşindesiniz. Her şeyiniz eğreti, özenti. Bir yazar adı duyuyorsunuz, düşüyorsunuz peşine. Sırf aşina olmak için ya da ne bileyim kız arkadaşınıza gösteriş yapmak için. Ama sorsam okuyan var mı? Yok. İlk baskıyı arıyorsunuz ha? Nereden çıkmıştır? Kim çevirmiştir? Bir fikriniz var mı acaba? Yayınları 2001. Roza Hakman. Aslında ilk olarak Yakup Kadri Karaosmanoğlu çevirmiş. Ancak ilk ciltle çevirebiliyor. Maalesef ömrü yetmiyor. Ben Prost'u okumaya başladığımda 16 yaşlarındaydım. Bütün külliyatı. 7 kitabı da. Tek tek. Tabii çok kolay olmadı anlamam. Yani söylediğim gibi hala anlamaya çalışıyorum.
Ama aralarında en çok beni Albert'in kayıp etkilemiştir. Yani bir türlü vazgeçemediğim, dönüp dönüp tekrar okuduğum, her okuduğumda o her yere dokunan dokunaklı üslup sizi öyle dahil ederek anlatır ki hikayeyi. Büyük annesini kaybetmesini, Albert'in gitmesini, geçmişe olan özlemini, bir türlü dinmek bilmeyen acılarını. Matmazel Albert'in gitti. Istırap insan psikolojisini, psikoloji biliminden çok daha derinlemesine nüfuz eder. Böyle başlar ya kitap. Etkileyici. Doğrusu şaşırttınız beni. Siz ne işle meşguldünüz Ömer? Tasarımcıyım ben. Yani ayakkabı çiziyorum. Aynı zamanda da çok iyi bir okuyucusunuz. Güzel. Elimden geldiğince. Madem ilk baskılara bu kadar meraklısınız. Buyurun. Birlikte göz atalım kütüphaneme. Zevkle. Şey, anahtarı kontrol ettiniz değil mi? Elektrik çarpmasın maazallah. Yok canım. Olsun, demire basıyorsunuz. Ben yine de bir terlik getireyim. Teşekkür ederim. Siz tamirat işlerini anlıyorsunuz herhalde. Anlamak zorunda kaldım diyelim. Niye? Yok mu evde bu işlerle ilgilenen biri? Ben varım işte. Tamam. Deneyelim mi? İşte oldu. Peki bakalım. Ampul tamam. Ocağı da hallettik. Dolabın kapağını da halledersek bu iş tamam. O nedir? Fincanda kahve yapacağım. Annem özendiği zamanlarda hep böyle yapardı. Allah Allah. Merak ettim. Şu kapağı bir tutabilir misin? Tamamdır. Evet. Artık kahve yapabilirim o zaman. Tamam, olur. Eline sağlık. Aa, dur bak. Bitirdikten sonra bunu ye, çok güzel olur. Küçükken ne alırdık bundan bakkaldan ya? Çok kıymetliydi o zamanlar. Öyleydi değil mi? Babamla ne zaman çarşıya çıksak bütün alışverişi bitirdikten sonra kalan paramızla gider badem ezmesi alır. En yakın banka oturur baba kız keyif yapardık. Hala aynı şeyi yaparım. Mutfak masrafından 2 kuruş mu arttı hemen gider alırım. Yani kocaman kadın oldum. Utanıyorum bazen ama ne yapayım? Tamam canım, o kadar kıymetliyse almayayım ben. Yok canım, olur mu öyle? Verdim işte. Tamam. Hah. Ay çocuklar. Çocuklar sormayın. Kız neredeyse reçelin hepsini döküyordu. Türkan abla? Neyse tam zamanında yetiştim de hallettik işi. Aa, kahve mi içiyorsunuz siz? Yaptım mı ocağı sor. Aha, yaptım. Ocağı, lambayı, dolabı hepsini hallettim. Ben gideyim o zaman. Sen yine bir eksik olursa haber edersin. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Tırtır. İyi çocuktur İso. Elinden her iş gelir. Başka biri olsaydı sizi bırakmazdım yalnız. Öyle gerçekten. Allah sahibine bağışlasın. Ah, amin, amin. Bir kahve de ben içeyim bakayım. Ben yaparım. Neyse, hadi yap bakalım.
Belki bahsetmişlerdir. Çok uğraştık. Çok zor oldu ilk baskıyı bulmamız. Evet, evet, haberim var. İlyas Bey, ben bu kitabı istiyorum. Yani karşılığı neyse fazlasıyla vermeye hazırım. O kadar. Benim için gerçekten çok önemli. Hak ettiği değeri göreceğinden hiç şüpheniz olmasın. Aslında kitaplarımı paylaşmak pek adetim değildir ama... sizi sevdim Ömer. Ön yargımı kırdınız. Gelin sizinle bir anlaşma yapalım. Tabii dinliyorum. Gelecek ay kızımın doğum günü. Bir tanemdir benim. Uzun süredir araştırıyorum. Gönlüme göre bir hediye bulamadım. Çok özel bir şey olsun istiyorum. Kimse de olmayan bir şey. Anladım. Kitabı size vereyim. Bilabeden. Siz de kızım için özel bir ayakkabı tasarlayın. Ne dersiniz? Güzel, ben varım. Anlaştık o halde. Adı ne? Belli ki bunu birine vereceksiniz. Sizin için Albert'in olmuş birine. Defne. Ay Defne, acayip bir cilt bakımı yapıyorlar. 5 yaş gençleşiyorsun, ben de gideceğim. Gerçi benim cildim zaten güzel ama. Ha evet. Ömer Bey yok. Ne? Ofisine bakıyorsun da yok, çıktı. Allah Allah, bana ne canım? Neredeyse nerede? Nerede? Ay ne bileyim, böyle gitti işte. Allah Allah, bana ne? Ay tamam, anladık, sana ne? Geldiler mi? Göstersene, ay çok güzeller. Bayağı güzeller. Ay bayağı güzeller. Kaç numara bu? 37. Hı? 37. Giysene. Giyiyorum. Ay çok güzeller ya. Kalp, 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 kalp. Harika, çok güzel oldu. Defne çok güzel oldu ya. İyi bakayım. Derine gitsene. Acayip yakıştı kızım. Ya Defne, sana gerçekten çok yakıştı. Bir de biliyor musun, bunun bir ismi var. Ay evet, evet. İkinci şans. İsme bakar mısın ya? Adam resmen dahi. Ay ne oldu? Bir şey yok. İşim var ya. O zaman ben bunu yerine şey yapayım da... başına bir şey gelmesin. Biz bunu böyle... Oh, oh. Oo! İkinci şans mı? Müthiş. Bayıldım vallahi. Derya. Hı. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ay ne? Sus. Gizli. Ne? Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Ay kız ne oldu? Kız söylesene. Ne haber? İyi. Sen? İyidir. Badem ezmesi mi o? Ay ben bayılırım. Ya dur be kızım, benim bu, ben yiyeceğim. Aa. Sen iyice delirdin ha. Doğuversene şunu. Allah Allah, niye delireyim kızım? Bizim de kendimize göre zevklerimiz var herhalde. Sana yazıklar olsun be. Emziren kadından şunu sakındın ya, cani. Hayda ya, bütün gün dükkandasın, her şey elinin altında. Yap tatlını ye kızım. İyi. Yeriz. Kara vicdanlı. Bir tanecik badem ezmemiz var şurada. Seni partime çağırmayacağım. İsabet edersin Koray. Başını duvarlara vuracaksın gelemediğin için. Yalvaracaksın, ay Koraycığım azıcık anlat partide neler oldu diye soracaksın. Ama yok, dal rüzgarı affetmiştir ama kırılmıştır bir kere. Tüh. Hamir Bey, yemeğinizi hazırlatıyorum hemen. Aa yok, ben yedim. Defne pazı sarması yapmış. Müthiş. Peki. Çok heyecanlıyım. Bu akşam partiden kesin çift çıkacağım. Kızlar, hayatımın fırsatı. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ne gıybet, ne gıybet. Akşam kim kiminle nasıl fingir diyor, bir ortaya çıkacak. Ne diyorsun? Yarın burada dev magazin döner, dev. Ne giyeceksiniz ya? Ben karar veremedim. Ya kızım, buradan direkt partiye işte. Nerede, ne zaman, ne giyeceksin? Vallahi ben aşağıda stilden bakacağım. Böyle gitmem yani.
Bizim patronlar da gelecek mi acaba? Sinan Bey kesin, Ömer Bey muamma. Biliyorsunuz kendileri biraz çeşit. Yani. Değil mi canım? Mavi çizgili Japon balığı diyorum. Nesini anlamadınız? Böyle kibrit kutusu kadar. Sizde var mı yok mu onu soruyorum. Yok. Yani gayet açık bir şey soruyorum. Ne var bunda anlamayacak? Ha iyi günler. Ben mavi çizgili Japon balığı arıyorum. Pembe üstüne mavi. Hayır, turuncu olmaz. Öyle zevkim olmuş benim. Evet, taktım. İlla mavi olacak. Ay delireceğim. Ne var Aytekin? Biz neden pembe üzerine mavi çizgili Japon balığı arıyoruz merak ettim. Çünkü Lara'nınki o renkti ve bu sabah ölmüş. O anlamadan yenisini bulup koymam lazım. Öldü deriz. Aytekin 8 yaş. Bir çocuğa ölümü anlatmak için doğru bir zaman değil. Doğru. Şimdi babası da gidiyor. Öf neyse, niye soruyorsun? Buldun mu sen? Balığı mı? Buldum. Bir yer bende var dedi. Heh, iyi tamam, fotoğrafını çeksin yollasın. Fotoğraf çekemez çünkü adamın telefonu hem eski hem küçükmüş. İyi tamam, hadi gidip bakalım o zaman. Bu arada akşam parti var. Haberiniz olsun. Ne partisi? Şirket kaynaşma partisi. Kaynaşacakmışız. Niye kaynaşıyoruz? Onu bilmiyorum. Koray Bey organize etmiş efendim. İyi tamam. Şeyler de geliyor mu? Pasyonist falan? Geliyorlar. İyi tamam. Gelecek misiniz? Geleceğiz artık mecburen. Tamam. Buyurun gidelim efendim. Albert'in kayıp. Kesin ilk baskı. Yok artık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Akşam partiye geliyor musun? Ha evet ya, mecburen. Hamir Bey ben çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Kitap için diyorum. Gerçi içine not bırakmamışsınız ama ben tabii Albert'in kayıp görünce hemen sizin olduğunuzu anladım. İlk baskı bulması çok zor olmuştur. Öyle oldu. Ama sıradan olmasın, özel olsun istedim. Rica ederim. Çok uğraşmışsınızdır eminim. Tahmin edebiliyorum. Yani biliyorum. Ben de eskiden böyle bir şey için bayağı bir uğraşmıştım. Ben mahcup oldum. Olma Albert'in. Bunu dostluğumuzun başlangıcı sayalım. Akşam partide bana olan dans borcunu bahşedersin. Ödeşmiş oluruz. Tamam o zaman. Akşam görüşürüz. Tekrar teşekkür ederim. Çok incesiniz. Öyle indir. Defne giydi bugün.
Ayakta şahane duruyor. Defne benim... bizim Defne. Hı hı, evet. Süper oldu, bayıldık biz. Başka bir diyeceğiniz yoksa ben gideyim. Git git. Ömer Bey, yemek yediniz mi? Ay kusura bakmayın, sormak zorundayım. Çok sıkı tembih aldım. Kimden? Kimseden. Kahveniz de geliyor. Kahve makinesi şeymiş yani, İstanbul'un diğer tarafına gönderdi elemanı. Derya, kimden? Ben şu an çok korkuyorum yalnız. Defne, Defne dedi. Defne bana söz verdirdi. Bir tane de sebze suyu tarifi verdi. Ay Ömer Bey, insan üstünde öyle bir baskı kuruyor ki hayır diyemedim yani, bilmiyorsunuz. Ne yiyecekmişim peki? Koca bir liste var, gidip getireyim. Şey, üstüme vazife değil ama... bence Defne sizi hala çok seviyor. İnşallah Derya ağzından kaçırmasa bari. Elimdeki en şahane, en akıllı balığı sundum size. Ne demek yani bu mudur? Beyefendi, en zekisinin hafızasının ömrü 3 saniye. Benim derdim komut alması değil. Zira Seda Hanım'ın komut verecek çok çalışanı var. Öyle bir şeye ihtiyacı yok bey baba. Ya çok mu zor yahu? Üstü mavi çizgili balık istiyorum alt tarafı. Bu balık işi de zor yani. Bunların cinsleri var. Her birinin bakımı ayrı. Bir arada bulunmaması gereken türler var. Kavga ediyorlar. Ay delireceğim. Bakın beyefendi, bırakın cinsini minsini. Siz telefonda üstü mavi çizgili balığım var demediniz mi? Nerede? O balık nerede? Bunlar çizgileri de var. Şimdi göbekten çizgililer var. Bakın burada mesela ne onlar? Tropikal balık. Sabah ve akşam besleniyor. Onun dışında açık çizgililer var. Beyefendi, bakın. Altı üstü balık istiyorum. Üstü çizgilisi var mı? Yok. Niye var dediniz o zaman? Ya ben işimi gücümü bırakıp geldim buraya. Birazdan kızım okuldan çıkacak. Ben nasıl anlatayım şimdi yavruma ölümü? Seda Hanım, galiba ufak bir yanlış anlaşılma olmuş. Oldu tabii, olmaz mı? Zaten yıllardır yanlış anlaştığımız için düğün davetiyesi çarpıldı benim yüzüme. Kolay mı ya onca yıl? Ya biraz saygınız olsun, biraz anlayış gösterin. Hanımefendi, davetiye kısmı beni aşar yalnız. O iş beni de aştı zaten. Ama balık mevzusunu unutmuş değilim. Kalbi kırılıyor insanın. Ya öyle gelişine vurulmaz ki kimseye. Ya insanda biraz sorumluluk olur. Ben şimdi nasıl anlatayım balığı çocuğa ya, öf! Seda Hanım, tamam sakin olun, buyurun çıkalım. Aman iyi tamam. Sen de zaten iki cümleyi doğru düzgün dinleseydin bu kadar vakit kaybetmezdik. Doğru, doğru. Tamamıyla benim hatam, buyurun. Ay, hadi çocuklar hadi. Ay ağır kanlı insanlar. Ay düşüyordum. Ay kaldırın şunu yerden. Bunlar da düzgün yerleştirin, düzgün. Kız bakma öyle. Hadi koyun iyice. Sen de koy. Ay ne ağır kanlısınız. Ay evde böylesiniz, yandınız vallahi. Tamam hadi. İyi bunlar da. Ay bir sürü Koray Sargın vallahi. Resmen rüya gibi. De. Ay acaba ben olsam hangisi olurdum? Ay Koray Bey, Allah aşkına hepsi sizsiniz zaten. Ay güzelim ironimi var ya, ay yerlere indirdin. Seviyeyi var ya yerle bir ettin. Sevimsiz, itici, çarpık seni. Bana bak kız, yoksa da Koray Sargın olmak. Fotoğraf falan çektiremezsin. Ay Allah'ım, çok üzüldüm. Üzülürsün hayatım, tabii ki üzülürsün. Ay birazdan var ya, burası dolacak. Herkesciklerde kuyruk oluşturacak. Ay nerede o itici Zübeyir? Zübeyir! Zübeyir! Buyurun Koray Bey. Tatlım, Derya sende. Gözün üstünde olsun, tamam mı? Fotoğraf falan çektirmeyecek, duydun mu beni? Tamam Koray Bey, siz merak etmeyin. Gel Derya. Gel. Ay bırak şuna be! Gel bir dakika, gel bir şey diyeceğim, bak şimdi. Ay. Ay.
Nerede o? Alo, kuşu. Ay, İstanbul'un en hip kadını, bir giydiğini bir daha giymeyen Koray Sargı'nın best friend'i, the trendsetter, Neriman İplikçi. Nasılsın kuşum? Ay, hiç iyi değilim kuşum. Böyle oyunun dışına itilmiş, bench'te çürüyen yıldız futbolcu gibiyim. İnanmıyorum sana Neriman ya, inanmıyorum ya. Aa, aşkım neden? Ay, ne bileyim ben tatlım. Herhalde sonbahar geldi ya. Ondan bunalımdayım. Böyle bir hayatı sorgulamaya başladım. Vapurlar falan. Bana bak, Ömer geldi, suratıma bile bakmıyor. Pamir desen, hani işi halledecek de harekete bile geçmiyor. Koparacaktı işi göğe. Bana bak, kızı beğenmiyor mu acaba? Ay hayatım, kuru kızı kim ne yapsın ha? Tatlım, devir, kardeşim devri. Ay millet poposunu eriteceğine gidip ek popo falan yaptırıyor. Ay dur, dağılmayalım. Ay deme öyle. Ama beğenmese zaten çoktan bu işin içinden sıyrılırdı değil mi ama? Evet de. Ay evet hayatım yani. İnanarak de. Ay Nörüm, inanıyorum tabii kuşum, inanıyorum da. Bak hayatım, şu an Pamir var ya, olayı kısık ateşte falan pişiriyordur. Öyle gümbür gümbür kollarını falan atlamıyordur. Ay önce kızı kendine aşık etmenin yollarını falan arıyordur. Ay değil mi? Benim işini bilen akıllı yeğenim. Doğru diyorsun tatlım. Sen ne yapıyorsun? Ay iyiyim hayatım, çok teşekkür ediyorum. Ay parti organize ediyorum. Ay böyle magazinin altını biraz açayım dedim. Şirketçe biraz böyle sıkıldık da. Ay Nörüm, tatlım bak bu akşam var ya free drink'le türlü türlü kepazelikler, rezillikler çıkmasını istiyorum. Kız eğlen çıkar, izleriz biraz. Ben de geleyim, beni de çağır. Ay gel. Ay geldin. Hemen gel. Ay tez geliyorum. Döne döne gel. Ay en çok ben geliyorum. Şıklığımla geliyorum, güzelliğimle geliyorum, süksemle geliyorum. Neriman geliyor. Albert'in kayıp. İlk baskı ha? Güzel hamle. Şimdi sen bekliyorsun tabii. Defne gelecek. Bu şık hediyen için sana teşekkür edecek. Çok zarifsin diyecek. Ama yok, boşuna bekleme. Bana geldi çünkü. Ne demek bana geldi? Demek ne kadar senden beklemiyorsa Ömer. Gelip bana teşekkür etti. Zarif hediyem için. Sen kendini ifade etmekte zorlanıyorsun galiba. Ya da belki de insan kör kütük aşık olunca pek ifade edemiyor kendini. Sürekli yanlış anlaşılıyor. Ne dersin? Baksana, Defne kitabın senden olabileceğine ihtimal bile vermiyormuş onlar. Sen ne dedin teşekkür edince? Rica ederim dedim. Adab-ı muaşeret. Vay be, bayağı delikanlıca. Hem delikanlı olayım hem duruşumu bozmayayım. Böyle böyle kaçıp gidiyor elinden demek ki. Aşkta ve savaşta her şey mübah. Zaman zaman kirleteceksin ellerini. Ha pisleşelim diyorsun. Ben bir şey demiyorum. Bir güzeli bin kişi ister, bir kişi alır Ömer. O mücadeleyi vermeye hazır, yeterince dirençli olan kimse. Aşk için kendini kim bozabiliyorsa. E güzel, sen bozmaya devam et. Rahat ol. Acaba?
canım. Gelse kesin görürdük. Pamir Bey geldiğinde görünmeyecek bir onu. İyi, yoldadır o zaman. Büşra, Burcu nasıl? İyi, iyi. Merak etme. Peki, kılık kıyafetimde bir gariplik var mı? Ay kız, hiç olmuş mu? Şu saçlara bak, şu elbiseye bak, ay şu ayakkabılara bak. Yazık hayatım, en son 98 yılında bendeniz giymişti bunları. İyi zevksizlik abidesi. Ay Koray Bey, ben size mi sordum? Ay hayatım, keşke sorsaydın. Sormadığın için bu haldesin. Yazık. Ay bekar geldin, bekar gideceksin hayatım. Bu şekilde kabul et bence. Ay bana bak tatlım, ben senin yerinde olsaydım kediye falan yatırım yapardım. 50 yaşına geldiğinde zaten 50 tane kediyle beraber yaşlılıkla, açlıkla falan ölür giderdin. Cenazelerin belediye falan kaldırırdı. Ay çikin elde seni. Resmen bir şirket partisi. Ay Necmi, çok uzak kaldık. Biraz gündeme dahil olmamız lazım. Ay sen de iyice emekliliğe bağladın. Hayır, o bir şey değil. Ömer görünce bizi gerilecek çocuk. Ay Ömür, ay nerede? Neriman yapma, bana söz verdin. Sakın Ömer'in üzerine gitmek yok. Çocuğu dağıtmayacaksın, susacaksın tamam mı? Susacaksın. Ay aman iyi tamam. Aa Necmi Bey, hoş geldiniz. Sizi çok özledik ya. Ben de sizleri çok özledim. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Geri mi döndünüz yoksa? Pek geri döndüm sayılmaz. Ya keşke geri dönseniz. Yok ben biraz dinleneyim, istirahat edeyim. İhtiyacım var. Sonra ben. Ay. Ay ne oğlum? Ay niye gürültü koparmadın? Hiç haberim olmadı geldiğinden. Ay gürültü koparacak kimse yok ki tatlım. Ay ne biçim magazin bu? Nerede hot people? Ay hep gereksiz tipler. Ay hayatım gelecekler sen merak etme. Dünyanın acı kusunu yaptım yani gelmek zorundalar. Ha gelecekler diyorsun. Bekleyelim yani. Evet hayatım bekleyelim. Ay bana bak kız. Onlar gelene kadar küçük magazinini idare edelim ha. Ne dersin? Kız. Ay gel kimi gömelim? Hı? Ha? Ay bak şu yavru ağzı renkli kadın var ya bak şurada. Ay hani şu basenleri geniş olan. Ha işte dar omuzlu olan hani. Ay o ne biçim bir burun estetiği Koriş? İyi baksana bileklere. Boynum kadar ayak bileği var. Ay üstündeki her şey geçen sezona ait biliyor musun? Ona ne diyeceğim? Ay hayatım vallahi her şeyi çakma. Ben artık var hiçbir şeycikler söyleyemiyorum. Nutkum falan tutuldu yani. Ay tatlım yani bunların magazinden ne olacak? Biz en iyisi hayatım bekleyelim. Bekleyelim canım. Kız şunu al. İşe yara biraz hadi. Ver de şunu bak kaçırıyor bir de. Anne bak. Ne o anneciğim? Tanımadın değil mi? Maviş bu. O nasıl maviş? Sinan amca Maviş'e çok gizli bir mama vermiş. Maviş de onu yiyince böyle güzelleşmiş. Gizli bir mama vermiş, güzelleşmiş. Öyle mi? Hı hı. Ben bunu nasıl düşünemedim ya? Anne, partiye ben de gelebilir miyim lütfen? Olmaz anneciğim, biliyorsun. Sinan amca da oradaymış ama ben onunla konuşacağım. Ben de zaten 2 dakika kalıp çıkacağım. Sonra senle eve gideriz. Tamam. Ben hazırlanayım o zaman. Makyajımı yapayım. Aa ben yapayım mı? Böyle buralarını boyarım. Sonra buralarını boyarım. Ya makyaj meraklısı seni ya. Bu seferlik ben kendim yapayım makyajımı. Olur mu? Hı hı. Oh, cimcime. Geliyorum ben. Hı hı. Ay kız. Nereye gezsek? Ha, gel gel şuraya geçelim. Kız. Yıkılın karşımda. Hadi. İyi bitirmişler bir de hemen bunları. Ay hayatım en güzel yer burası. Ay evet tatlım herkes gözüküyor.
Yeşim, bak bak. Kim kız? Ay nerede? Magazin mi var? Ay yok hayatım, Defne. Ay baksana, böyle bir değişmiş, sanki büyümüş gibi. Ay bak bir fena oldum şimdi ben ha. Ay neredeyse akraba oluyorduk biz ayol. Az kalsın ömüşümün karısı oluyordu. Ay hayatım, düşünmek istemiyorum. Bence sen de düşünme. Seme falan ama tatlış bir kızcağızdı ayol. Ay nasıl olurdu acaba böyle onunla gelin kaynana böyle nişan taşında salınıverseydik. Ay Nurum kız iyi misin? Senin içinde bir şey bence kaçtı. Ay duyguya bağladın şu anda. Hayatım hatırlasana, iplikçi serveti şu an kendisinde. Ay ay doğru diyorsun. Ay bu da hayatım böyle kedere falan boğuldun şu anda. Motivasyon ters böyle şeyler tatlım senin. Ay haklısın tatlım, hemen toparlıyorum. Ay toparlan hayatım, toparlan. Ah merhabalar kızlar. Ne de güzel bir akşam değil mi? Eğleniyor muyuz? Evet. Sinan, işler nasıl? Her şey yolunda mı? İyiyiz, iyiyiz abi artık. Oturuyoruz rayımıza yani. Güzel. Yani pasiyonuz tüm ihtişamıyla geri dönüyor diyorsun. Ben bir şey demiyorum abi işte. Sen görüyorsun zaten. Güzel, güzel. Ömer nasıl? Bir şeye ihtiyacı olursa haberim olsun, tamam mı? Tamam abi. Bu arada merak etme. Daha da iyi olacak. Defne. Merhaba Necmi Bey. Merhaba kız. Nasılsın? İyiyim Necmi Bey, sağ olun siz. Hey, abi ben hemen geliyorum. Tamam. Gerçi haberlerini alıyorum, duyuyorum. Lojistikte bayağı ilerlemişsin. Sana da yakışan buydu zaten. Senden bunu beklerdim, bravo. Elimden geleni yapıyorum işte. Sağ ol. Ben bir Neriman Hanımlara da merhaba diyeyim, ayıp olmasın. Görüşürüz. Görüşürüz. Sana şunları yapar, hoş geldin. İyi akşamlar Neriman Hanım. Siz beni görmemek için kaçıp duruyordunuz ama kısmet demek ki bugün neymiş. İyi akşamlar. Miras nasıl gidiyor? yani iş nasıl gidiyor demek istedim. İyi, gayet iyi. Nasılsın? Ailen nasıl? Sen nasılsın? Paran nasıl? Ay yine para dedi. Yani sağlığın nasıl? Her şey yolunda, merak etmeyin. Hoş gerçi merak ettiğinizi sanmıyorum da. Aa, merak etmez olur muyum Defne'cim? Biz eski ahbabız. Tabii ki merak ediyorum. Ne yapar? Kimlerle görüşür? Kaç parası var? Yani kaç gün izni var? Aa çok çalışıyorsun sen, ben duyuyorum. Çalış çalış nereye kadar? Mesela iznim var mı merak ediyorum. Yani bu sene nereye tatile gittin? Ne? Ay Kureyş, kurtar beni. Kızı dolar olarak görüyorum. Ay kendime hakim olamıyorum. Kız, nereden aldı elbiseni? Nereden hocam ya? Dolapta vardı zaten. Ay, skandal. Ay, utanç. Ay, rezillik. Ay, çok fakir style. Ay, anksiyete yaptı kız bana. Ne oluyor ya? Kız olmaz. Ay Allah korusun. Seni daha önce kılıkta gören biri ya bu akşam buraya gelirse ne olacak? Olabilir, görsün, ne var bunda? Olmaz hayatım. Olmamalı. Ay biraz özen göster kendini. Biraz haysiyetli ol. Kız kaç yaşına geldin? Hala koca falan bulamadın sen. Sebebi bu işte bu. Ne kocası ya? Ne alakası var? Ay Koreşim, ne kadar doğru bir yere geldin. Defne, Kuşu, yeni CEO ile aranız nasıl? Çok havalı diyorlar. Daha doğrusu çok havalıdır kendisi. Bizzat benim öz yeğenim. İyi. İyi yani. İyi insan. İnsan değil o. Übermensch. Ya, das ist eine schön. Yani yeğenim diye söylemiyorum. Tam bir dream man. Ay hem yakışıklı, hem zengin, hem romantik, hem iyi huylu. Ay kalbi. Aa, kalbi de dolar hayatım. Yani akıllı olmak lazım. Ay hayatım, onu söylemiyorum ben. İşte hani kalbi iyi, hani o bakımdan şey ettim.
Hayatım, onu söylemeye gerek var mı? Ne de olsa benim kanımda. Ha, ay hayatım, unutuyorum arada sırada böyle şeyleri. Doğru dedin. Ay bak bak, Amir Bey geliyor. Ay iyi insan lafının üstüne. Ay nasıl mavi kan. Ay o ne asalet, o ne zarafet. Ay tam bir prens gibi girmiyor mu? Ay hayatım, atı eksik. Ay nöro, at mı alsak? Aa, atı alan Üsküdar'ı geçer diyorsun. Ay hayatım, bu bana çok yerel geldi. Bilemedim yani. Ay saptık korişim, geri dönelim. Nasıl? Sence de çok yakışıklı değil mi? Benim hanım, bunu mu konuşacağız şimdi ya biz? Hayret bir şey. Allah Allah. Aa. Bence olur bu iş. Ay Nurum, şimdi Üsküdar hangi tarafa düşüyordu? Bilemedim yani onu. Ha? Ha? Ay korişim, yine saptık. Ay iletişime geçemiyoruz. Hadi gel birer drink daha alalım. İletişime geçeriz belki o zaman. Evet hayatım. İyi, bunların şeyleri kaçtı. Ay. Garson! Oho, hadi abi ama hala mı yani, sürmenaj olacaksın. Geliyorum Sinan, geliyorum, tamam. Ne oldu, senin mi kafan bozuk? Daha biraz şey oldum, tadım kaçtı. Bir elimi yüzümü yıkayım, geleceğim. Çık sen. Gelem ha, önce dağıtalım sonra toplarız. Kalabalık mı? Orada, Defne yani. Stilden kim var? Tamir mevcut. Biliyorsun kendisi bir parti insanı olarak herkesle kaynaştı bile. Hadi. Tamam. Teşekkür ederim. Ha? Balığı diyorum. Çok akıllıcaydı. Bir ara çok mutlu oldu. İşte benim de arada böyle parlak fikirlerim olabiliyor. Yani çok çaktırmasam da. Yani evet, oluyormuş. Ha, çaktırmıyorum yani. Sence de biraz haksızlık etmiyor musun? Tamam, nasılsın? Daha iyi misin? İyiyim. İyiyim. Sakın kendine haksızlık etme. Sen çok başarılı bir kadınsın. Süper bir annesin. Kaç şeyi aynı anda yapıyorsun. Bence bunu görmenin kendi aptallığıdır. Nasıl stilleriniz? Daha iyi. Yani. Daha iyi? Yani önceden biraz didişmiştik ama şimdi hani anlıyoruz birbirimizi. Yani şirket politikalarımızı. Ha. Ben aslında bir gelecek görüyorum. Sonuçta birbirine yakın sektörler. Yani yeni bir birliktelik doğar gibi geliyor. Yani o zaman yenilere abi. Yenilere. Ay canım ömüşüm, şuna da bak. Kömüş gözlüm benim. Ay hadi ama affetsin bizi artık. Böyle nereye kadar? Ay Nurum, hayatım bırak şimdi ömüşü falan. Ay bombelere gel. Sana bir şey anlatmam lazım. Bak şurada kel kafalı mavi ceketi bir adam var ya. Kız, bunun bir karısı var. Bıyıkları falan var. Geçen gün bana geldi. Kız dedi, ben ağzıcı mıyım? Fotoğrafçıyım ben dedim. Sinan, biz bu arada kaçalım. Daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Abi ne rahatsızlığı, daha yeni geldiniz, dur. Yok şimdi Ömer filan, germeyelim ortamı, yakışık almaz. Tamam, sonra görüşürüz. Tamam. Neriman. Neriman. Arsız, tek başına gelmiş, kızlara bakıyor bir de. Neriman, hadi. Aa, ne hadi? Gidiyoruz. Ay nereye? Kaşgar Dağları'na. Nereye olacak? Evimize gidiyoruz. Ay hayır, yani şuradan şuraya kıpırdamam ben Necmi. Magazinin en hararetli yerindeyiz. Gitmem hiçbir yere. Hadi Neriman, beni uğraştırma hadi. Ay Necmi.
mi? Sen beni uğraştırma esas. Ay bak şunun şurasında tam olacaklar yani. Ben de bir böyle bir gözümle göreyim istiyorum. İçim rahat etsin. Hadi Neriman. Ay çekil kötü adam. Götüremezsin yorumu hiçbir yere. Ancak cesedimi çiğnemen gerekiyor. Koray. Neriman. Hadi. Yürü ay, çabuk hadi. Ay Nerom. Ay dayan aşkım dayan. Bizi ayıramayacaklar. Ay dur. Ay yanlış sahneler herhalde bu. Ay kana kaldım burada. Tek başıma partnersiz kaldım. Boşa düştüm. Ay Allah ne yapacağım? Ay uğraşmam gerekiyor birileriyle. Ben zaten direkt partiye doğmuşum. Tam bir parti gönlüm yani. Acayip bu ortamların insanıyım. İşte stilim olsun, duruşum olsun. Elbisem nasıl mesela sizce? Hediyeni çok beğenmişsin. Evet beğendim. Niye bana hediye alınamaz mı? Gerçekten mi Refne? Böyle mi düşünüyorsun? Ha bu arada catering işine girmişsin. Hayırlı olsun. Efendim? Pazı sermesi diyorum. Bana özel sermeydi. Evet sana. Bir dakika ya sen bana niye hesabını soruyorsun? Tabii canım. Biz iki iyi iş arkadaşıyız değil mi? Ben de kendi kendime neler düşünüyorsam. Defne, sen ne yapıyorsun? Hadi bırak gideyim. Gidemezsin. Ben bırak dedim. Gidemezsin dedim Defne. Bunlar bitti. Sen bitirdin ya. Evet. Emin misin? Eminim. Bak hala. Artık biraz da gerçeklerden mi bahsetsek? Mesela birbirimizin özel eşyalarını sakladığımız kutularla. Bir dakika sen. Defne. Bak gözlerimin içine. Bitti de. Hadi. Hadi. Resmen aşk ve gurur, ihtiras ve öfke, tutku ve entrika. Ay keşke Nerom da burada olsaydı. Kaçırmamış olurdu. Ay sinek falan mı atsaydım acaba ha? Öyle gariptir ki hayat, ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin, kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. Defne? İyi misin? Pek değilim Pamir Bey. Dur ben aracımı isteyeyim. Biraz hava alalım birlikte. Yok ben eve gitsem daha iyi. Değil. Niye? Eve gidersen sorun neyse düşünüp büyüteceksin. Benim de kafam bozuk. Gel biraz kafa dağıtalım. Tamam peki. İzledim ya izlemez miyim? Hatta son sezonu bayağı iyiydi yani.
Çok olaylı geçti, sürprizliydi. Sinan, ben çıkıyorum ben. Nereye? Konuşursun ben. Usta çayını. Oo, usta. Yorulmuşsun sen, hadi artık evine git dinlen. Yok yavrum, biraz daha çalışırsak bitiririz be yavrum. Yok, öyle yapmayalım. Sen şimdi evine gidip dinlen ustacığım. Ben kalan işleri bir güzel bitireyim. Biraz çıraklığımızın hakkını verelim ya. Tamam peki, hadi öyle olsun. Seni mi kıracağım? Eyvallah. Sen de fazla yorma ama kendini be yavrum, ha? Yarın bitiririz. Tamam ustam, merak etme sen. Sağ ol çocuğum. Teşekkür ederim yavrum. Ne demek ustam? Hadi. Hadi bakalım yavrum. Yarın bitiririz, tamam? Hadi kolay gelsin yavrum. Gerçekten mi? Neden olmasın? Fena fikir değil. Kafa dağıtmak için. Sever misin? Çok. Yetişkin olmak bazen fazla sıkıcı. Bu akşam çocuk olalım. Neyle başlamak istersin? Çok zor soru. Fazla düşünme. Aklına ilk gelen.
Nasıl yaptın anlamadım gerçekten. Bildiğin bayağı bozdun sen çarpışan arabayı. Ben mi bozdum? O zaten bozukmuş. Hem amca da öyle dedi. Arada öyle tutukluk yapıyormuş da işte bana denk geldi o da. Nedense artık. Neden? Hırs yaptın hırs. Yüklendin tabii arabaya kazanacağım diye. Maşallah yani sizin de hiç acımanız yokmuş. Düşene bir de siz vurun. Bravo. Hayır yani orada Defne'ye bir şey mi oldu? Canı yandı mı? İncindi mi? Ne bileyim. Hiç. Bir şey oldu mu gerçekten? İyi misin? Yok bir şey olmadı. Gayet iyiyim. Biraz konuyu abartayım dedim. Ay. Sütlü Nuriye. Çok canım çekti. Sever misin? Canımı veririm. O derece. Anneanneme söyleyeyim de bari sabah yapsın. Niye sabah bekliyoruz ki? Madem canını çekti. Ne yapacağım ki? Girelim. Kapalı. Gireriz. Olur mu canım öyle şey? Şey gibi. Hırsız gibi. Parası neyse bırakırız. Kimse mağdur olmaz. Ama yasak. Ama canın çekti. Ama suç değil mi bu? Aa Defne. Bütün kuralları uyarsak bütün eğlenceyi kaçırırız. Gel. Hadi. Bir şey hitap edeyim mi? Hı. Çok iyi geldi, çok iyi fikirmiş. Güzelmiş de. Hı-hı. Ne diyorsunuz, ev soyağı yıkılıyor. Yani değdi bence. Gerçi gece gece kriminal işine girdik ama... gerçekten değdi. Ay. Ben daha fazla yiyemeyeceğim, tamam mı? Doydum ben. Ne olur, alın bu tepsiyi benden artık. Çaktırmıyorsun ama bayağı iştahlısın sen de. Hı-hı. Benim olayım sütlü Nuriye. Yani ben buna dayanamıyorum. Benim buna zaafım var. Bu kalanı paket yapalım, yarın yersin. Yok yok, tamam ben doydum. Tamam, iyiyim. İyi, tamam. Oh. Hadi o zaman. Acaba böyle bir not falan mı yazsak hani gönüllerini almak anlamında? Olur. Al bakalım. Kusura bakmayın. Dayanamadık. Elinize sağlık. Teşekkürler, sevgiler. Güzel oldu. Hadi o zaman. Komiserim ortada yanlış bir şey yok. Canımız çekti, girelim dedik. Hem gördüğünüz parasını da bıraktık. Yani bir hırsızlık falan yok ortada. Hadi bozmayın beni. Rezillik. Ay rezillik. Ay çok utanıyorum. Gerçekten utancından yerin dibine girmek istiyorum şu an. Komiserim bana çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ömür boyu beni hapse atın. Atın beni hapse. Ay bir de ben utanmadan var ya bir tepsiye yakın gömdüm. Tamam canım, abartmayın. Yok yok, yedim ben o kadar. Yani kötü bir niyetimiz yoktu, anlamışsınızdır siz de. Anladım. Belli ki doğru insanlarsınız. Arkadaşlar bıraktığınız notu da bulmuş. Evet. Evet not bıraktık. Not bıraktık. Ama ben yine de cezamı çekmeye hazırım. Atın beni Kodes'e. Defne. Sakin. Hem siz de akşam akşam uğraşmak istemezsiniz. Bence ortada suç sayılabilecek bir şey de yok zaten. Tamam. Jumbo çeker. Ama yine de böyle pencereden gizli gizli girmek yani başlı başına suç. Biliyorum evet suç. Suç bak suç. Ben dedim size
kimsenin suçu diye. Çok güzel komiserim. Kaç sene? Böyle baklava çalanları biz ağır cezalandırmayız. Bir daha yapmayacağınıza söz verirseniz bırakacağım sizi. Gerçekten mi? Yapmayacağız tabii ki komiserim. Güvenebilirsiniz bize. Ne yapması ya? Ne yapması? Vallahi bakmayacağım bile. Şöyle gözümün ucuna bile bakmam ben. Tamamım. Komiserim o zaman biz yavaştan. Buyurun. Ay, çok gerçekten çok teşekkür ederiz. Bir daha kesinlikle böyle bir şey olmayacak gerçekten. Eşinize çok sevgiler, saygılar, hürmetler. Hadi Defne. Oldu. Görüşürüz. Yani inşallah başka bir platformda görüşürüz. Tamam artık benim için Nuriye sayfası kapanmıştır. Bir daha da ömrüm boyunca yemem herhalde. Hiç bu kadar utandığımı hatırlamıyorum ya. Abartıyorsun Defne. Ay gördünüz. Komiserin karşısında nasıl suçlu çocuk gibi kaldım. Tamam canım hallettik işte sorun yok. Nasıl gideceğiz şimdi? Arabanız da çok uzakta. Ha ben çağırdım araba. Geliyor alacak bizi. Hangi araba? Kuzeni çağırdım sağ olsun geliyor. Ömer'i mi? Geldi. Bitti mi hikayemiz? Bu ne biçim son böyle? Değmez miydi sevgimiz? Savaşıp direnmeye? Ve sinirlerimiz buluşmasın.
yanaklarını öpmemek bir yabancı gibi. Bilirsin ayrılık konusunda.